Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Loca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ezber yapmadan nasıl biyoloji çalışacağız, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle şu dönemde bu konuyla ilgili çokça soru alıyorum. Yazarak mı çalışmalıyım, okuyarak mı çalışmalıyım, nasıl çalışmalıyım hocam diye soruyorsunuz. O yüzden bu ihtiyaca binaen bir video hazırlamak istedim. Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar, güvenilir bir konu anlatımlı kitap edinmek. Güvenilir ne demek? Kapsamlı bir kitap. Yani bilgilerine güvendiğiniz bir kitap edinmek çok önemli. Ben kitap edinmek yerine şöyle bir şey daha çok tavsiye ediyorum size. Nasıl bir şey? Hacettepe'li hoca olarak bizler arkadaşlar birçok kaynağı tarıyoruz. Birçok yerli ve yabancı kaynağı analiz ediyoruz ve bu analiz ettiğimiz kaynakları da görsellerle zenginleştirip sizler için videolar hazırlıyoruz. Ve bu videoların altında arkadaşlar bilgi kutucuklarını genişlettiğimizde o slaytlara, o anlattığımız videonun slaytlarının PDF dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sizin için birçok konu anlatımının birleştirilmesi olduğu için arkadaşlar kapsamlı bir konu anlatımlı kaynak oluyor. Yani ekstra birçok konu anlatımlı kitap edinmenize gerek yok. Ha, bizim slaytları indirmeyecekseniz ya da kullanmak istemiyorsanız da yine bir tane konu anlatımlı kitap edinmeniz yeterli. Yani birçok konu anlatımlı kitap almanıza, bu konuda konu anlatımına masraf etmenize gerek yok. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında arkadaşlar yine güvendiğiniz, tarzını sevdiğiniz 3 tane ama farklı yayında test kitabı edinin. Örneğin A yayınının test kitaplarının hepsini almayın. A yayını alın, B yayını alın, C yayını alın. Dolayısıyla farklı yayınlar görmek arkadaşlar sizin soru çözme kapasitenizi arttırmış olacaktır. Farklı yayınlar tercih etmek bu noktada çok önemli. Devam edelim. Peki bu konuda benden çokça kaynak da isteniyor. Yani hocam işte bir kaynak önerseniz hangisi olacak vesaire diye. Bu kaynakları ben şu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Bu kaynaklar benim tarzıma uygun olan kaynaklar ama size hiç uymayabilir, tarzını sevmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla evet kaynak önereceğim ama bu kaynaklar dediğim gibi benim tarzıma uygun olan kaynaklar belki sizin için hiç faydalı olmayacaktır. Neyi öneriyorum? İlk önerim daha önceki videolarımda da söylemiştim. Biyoloji de arkadaşlar özellikle biyoloji öğretmenleri olarak bizlerin güvenilir kaynak olarak benimsemiş olduğu Campbell adında böyle bayağı iri kalın bir kitap var. Bu kitabın Türkiye'deki basımını sağlayan yayıncısı Palme Yayınları. Dolayısıyla Palme Yayınları'nın ben lise kitaplarını öneriyorum sizlere. Campbell'ı Palme bastığı için. Çünkü Campbell'dan alınan görselleri de çokça kullanıyor Palme Yayınları. Dolayısıyla Palme Yayınları bu noktada benim kendim için güvendiğim bir kaynak. Özellikle Palme Yayınları'nın fen liseleri için özel olarak çıkarmış olduğu soru bankalarını öneriyorum. Bunlar 9, 10, 11. sınıflar için çıkarılmış. Fen liselerinin müfredatına özel olarak çıkarılmış kitaplar. Çünkü fen liseleri normal Anadolu Lisesi'nin müfredatından bir tık daha ayrıntılı ve bu ayrıntıları öğrendiğinizde aslında arkadaşlar soruları daha mantıklı ve daha güzel bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bu arada sanıyorum söylemeyi unuttum yine ben ama bu video sponsorlu bir video değil. Yani içiniz rahat olsun. Yani benim burada önerdiğim hiçbir kaynak için ben para vesaire hiçbir şey almadım. Hiçbir işbirliği yok. Tamamen kendi görüşlerim, kendi kullanmış olduğum kaynaklardan çıkardığım yorumları yapmaya çalışıyorum. Diğer iki kaynak için ise özellikle arkadaşlar video çözümlü olan kaynakları öneriyorum. Bu sayede aklınıza takılan çözemediğiniz soruların çözümlerine hemen ulaşıp o sorunsalı rahatlıkla beyninizde çözebilirsiniz. O yüzden video çözümlü herhangi bir kaynak edinmeniz iyi olacaktır. Bu noktada Birey Yayınları'nın kişiye özgü bir serisi var. Play serisi diye geçiyor. Bu ihtiyacınıza cevap verecektir. Çünkü video çözümleri yapıyor soruların ama her sorunun değil. Bazı video çözümüne ihtiyaç duyulabilecek soruların çözümlerini yapıyor. Dolayısıyla faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir diğer yayın arkadaşlar yine video çözümlü olan Paraf Yayınları. Sanıyorum Bekir Hoca bunların
Bekir Avşar Hoca bunları sanıyorum video çözümlerini de yaptı diye takip edebildiğim kadarıyla onları o şekilde gördüm. Yani video çözümleri de var. Parafta kaliteli bir yayın kullanabilirsiniz. Ama şunu söylemem gerekir ki arkadaşlar, bunlar benim ilk aklıma gelen yayınlar. Yani elbette birçok daha güzel, belki daha faydalı yayınlar sıralanabilir. Bu noktada soru bankası birazcık tarz işi. Yani bu nedenle sizin içinize siniyor olması önemli. Bu benim tarzıma uygun olduğu için bunları paylaşmak istedim. Ama sizin tarzınıza uygun olması da çok önemli. Bazılarını alırsınız, tavsiye üzerine almışsınızdır ama dizgisi hoşunuza gitmez. Bazılarının soru tarzı hoşunuza gitmez. Bazıları böyle çok siyah beyazdır hoşunuza gitmez. Bazıları çok renklidir hoşunuza gitmez. Bu nedenle son kararı siz verin. Yani genelde tüm kaynakların soru tarzları aynı oluyor. Sonuçta hepsi ÖSYM'ye uygun kaynaklar çıkarmaya çalışıyorlar. Hepsi güncel ÖSYM kaynaklarını takip ediyorlar. Sorularını takip ediyorlar. Dolayısıyla hani soru bankası işi birazcık dediğim gibi tarz meselesi. Yani sizin tarzınıza, sizin gözünüze hatta hangisi hoş geliyorsa, soru anlamında hangisi size daha doyurucu geliyorsa, hangisini daha zevkle çözüyorsanız ona edinebilirsiniz. Ben sadece kaynak önerisi istendiği için birkaç kaynak önermek istedim. Bunların sayıları tabii ki arttırılabilir. Peki o zaman konu anlatım için bir kapsamlı kaynak edindik ki ben burada kimi öneriyorum? Tabii ki Hacettepeli Hoca'nın PDF'lerini öneriyorum. Bunu da benim kaynağım olduğu için değil. İnanın bana, beni birazcık tanıyorsanız. Ne için öneriyorum? Birçok kaynağı taradığım için bunları öneriyorum. Ve elinize aldığınız 3 tane tarzını sevdiğiniz soru bankası. Artık elimde bir konu anlatımım var. 3 tane de soru bankam var. Biyolojiyle ilgili. Bu arada bu soru bankalarını konu anlatımlı soru bankası tarzında almayın. Soru bankası olarak alın ki daha fazla soru olsun içlerinde. Artık ne arkadaşlar? Artık çalışmaya hazırız. Bir konu anlatımım, 3 soru bankam var elimde. O halde ne yapayım? Başlayayım. Nasıl yapacağım bakalım. Hacettepeli Hoca YouTube kanalından çalışacağım konuyu açtım ve videonun altındaki bilgi kutucuğundan video ile ilgili slaytın PDF dosyasını indirdim. Bunun çıktısını aldım, zımbaladım, koydum önüme. Sonra konuyu yine videodan dinledim. Baktım, ya hoca böyle anlatmış ama ben şöyle sanki daha iyi anlayacağım gibi dediğim yerler olursa ya da PDF dosyasına eklemeyi unuttuğumuz şeyler olursa onlar arkadaşlar videodaki slaytın olduğu yere not alabilirsiniz. Ya da post-itler yapıştırıp onları oralara zımbalayabilirsiniz. Ama her şeyi yazmayın lütfen. Sadece olmayan şeyleri yazın. Diğerlerini zaten ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Bu arada yüksek bir konsantrasyonda bunu yaptığınız zaman bilgilerin kalıcılığı artacaktır. Neden? PDF dosyaları ve Hacettepeli Hoca'yı birlikte, YouTube kanalını birlikte öneriyorum. Şu nedenle. Çünkü hem orada görüyorsunuz, hem okuyorsunuz, hem yazıyorsunuz. Dolayısıyla birçok duyu organı işin içerisine girdiği için kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olacaktır. O yüzden birçok konu anlatımına birlikte çalışmayın. Tek bir kaynağınız olsun, tek bir kaynağa güvenin ve o kaynakla ilerleyin. Çünkü konu anlatımı tamamen sizi mutlaka doyurmayacaktır. Konu anlatımı noktasında soru bankaları çözmek sizi konunun pekiştirilmesi anlamında doyuracaktır arkadaşlar. Devam ettim. Bunu söylemişiz. Hiçbir konu anlatımlı kitap soruları çözmek için %100 yeterli değildir. Yani ben bir kaynağı aldım, konuyu çalıştım, konuyu süper biliyorum ama bir soru bankasını açtığımda o testleri full çözebileceğim diye bir şey yok. Konunun çözülebilmesi için, oturabilmesi için sorunun çözülmesi lazım. Bolca sorunun çözülmesi lazım. Konu anlatımı her zaman soruları çözerken yanımda açık olsun arkadaşlar. Soru çözdüğünüzde slaytta olmayan bir bilgi görürseniz eğer onları da not alın, ilgili konunun olduğu yere ne yapın? İliştirin. Dolayısıyla bu sizin elinizde daha kapsamlı bir konu anlatımının oluşmasına neden olacaktır. Çünkü eğer birçok yerden çalışırsanız beyniniz çok bölünür. Tek bir konu anlatım olursa o zaman arkadaşlar o konu anlatımda sürekli siz ona ilintilenmeler, işte eklemeler yaptığınızda artık elinizde gerçekten sizin için çok güvenilir, kendinizi de rahat hissettiğiniz bir konu anlatım olur ve 10 tane konu anlatımda gezmezsiniz. O föyü alırsınız. O föyle birlikte rahatlıkla konularınızı tekrar edebilirsiniz arkadaşlar.
Konu anlatımına ihtiyaç duyduğunuz her an bakın soru çözerken. Bundan kesinlikle utanmayın. Çünkü konunun uzun süreli belleğe atılabilmesi için bu konu anlatımını PDF'lere çok fazla bakmanız, çok fazla onlarla haşır neşir olmanız, çok süre o PDF'lerle uğraşmanız konunun daha kalıcı olarak daha uzun süreli belleğe atılmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle asla konu anlatımına bakmaktan utanmayın. Konuya çalıştınız, açtınız soru bankasını ama hiçbir soruyu çözemiyorsunuz ya da hiçbir soruyu anlamadınız ya da hepsini yanlış yaptınız. Bunlar çok normal şeyler. Bunlar gelişiminizin taşlarını oluşturuyor. Hepimiz zamanında öyle başladık. Yani konuyu çalıştık, süper biliyoruz gibi ama soruyu açtık, hiçbir şey anlamadık ya da hiçbir şey çözemiyoruz ya da bizim çalıştığımız konuyla o konu arasında, sorular arasında hiçbir bağlantı yok gibi gelebiliyor bazen. İşte bunlar arkadaşlar, pes etmediğiniz, ümitsizliğe kapılmadığınız zamanda ilerleyebilirsiniz. Eğer siz ümitsizliğe kapılır, ya ben yapamayacağım, konuyu çalıştım, hala soruları çözemiyorum der bırakırsanız hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Biyolojide yanlış yapacaksınız. Yanlış yaptıkça doğrularını öğrenip konu anlatımınıza not edecek ve böylelikle biyolojide yanlış yaptıkça ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Yanlış yapmadığınız zaman zaten öğrenemezsiniz, ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Bu noktada yanlış yapmaktan korkmayın. Sadece yanlış yaptığınız sorulara mutlaka bakın. Eğer yanlış yaptığınız cevapları kontrol etmez, doğrularını öğrenmezseniz hiç soru çözmemiş gibi olursunuz. Dolayısıyla olduğunuz seviyede kalırsınız. O yüzden mutlaka yanlışlarınızın doğrularını öğrenin arkadaşlar. Peki soruları nasıl çözeceğiz? Soruları sarma sistemde çözeceğiz. Yani eski konuları unutmayacak şekilde çözeceğiz. Nasıl yapacağız? Sarma sistem ne demektir? Ona bakalım biraz da. Bunlar için arkadaşlar özellikle sizin kendinizin en verimli saatinizi bilmeniz lazım. Yani ben hangi saatte en verimli çalışıyorum? Gece mi verimli çalışıyorum? Gündüz mü verimli çalışıyorum? Bunu belirleyerek haftalık bir plan oluşturmanız lazım. Eğer TYT'ye, AYT'ye hazırlanıyorsanız ya da 9, 10, 11, 12. sınıftan herhangi bir tanesindeyseniz arkadaşlar kendinize biyolojide bir gün belirleyin. Bugün özellikle arkadaşlar biyoloji dersinizin olduğu günden bir gün öncesi olsun ve biyoloji dersinizi haftalık planınızda o zamana yerleştirin. Yerleştirdikten sonra biz sizler için örnek bir plan hazırladık. Tabii ki saatleri size bıraktık çünkü herkesin çalışma saati kişiseldir. Herkes kendi kişisel en iyi saatinde çalışabilir. Biz o yüzden sadece şöyle bir plan hazırladık. Bu planımıza sarma sistemde soru çözmeyi ekledik. Nasıl? Canlıların ortak özellikleri. Bu 9. sınıf için örnek bir plan. Hemen kalemimi de açayım. Birinci hafta örneğin ben hangi gün çalışayım? Pazartesi günleri çalışayım. Pazartesi gün, birinci haftanın pazartesi, ikinci haftanın pazartesi gibi düşüneyim. Canlıların ortak özellikleri konusuna aldım. Slaytları indirdim. Çıktılarını aldım, açtım Hacettepe'li hocayı da, canlıların ortak özelliklerini çalıştım, konuyu anladım ama ne yapacağım? Şimdi soru çözeceğim. Elimde bir kaynağım da açtım, ilk kaynağımı açtım. İlk kaynağımdan 200 tane soru çözdüm canlıların ortak özellikleriyle ilgili. Bunları siz modifiye edebilirsiniz. Yani 100 tane çözebilirsiniz, 500 tane çözebilirsiniz, fark etmez. O size kalmış bir şey. 200 tane benim için ideal. 150'ye de indirebilirsiniz. Siz dediğim gibi modifiye edebilirsiniz. Canlıların ortak özelliklerinden 200 soru çözdüm. İkinci hafta canlıların temel bileşiklerini aynı şekilde çalıştım, konu anlatımını. Ama ne yapmıyorum? Canlıların ortak özelliklerini tekrar konu anlatımına çalışmıyorum. Canlıların temel bileşiklerinden 150 tane soru çözdüm. Ama bir önceki haftadaki canlıların ortak özelliklerinden de 50 tane soru çözdüm. Yani 200'e tamamlamaya çalışıyorum soru sayımı. Ne yaptım? 200'e tamamladım. Böylelikle bir önceki haftadaki konuyu da tekrar etmiş oldum. Ama nasıl tekrar ettim? Konu anlatımı değil, soru bankasıyla. Bu arada soru bankanızı çözerken konu anlatımınız açık olabilir dedim. Yani konu anlatımınız siz ihtiyaç duyduğunuz her an açık olsun. Merak etmeyin. Canlıların temel bileşikleri uzun bir konu. O yüzden ikiye ayırmıştım. Ne yaptım? Üçüncü hafta 110 soru ondan çözdüm. Sonra 50 soru ve 40 soru bu şekilde gittim. Yani önceki haftayı kapsayacak şekilde soru çözmüş oldum. Böylelikle yaklaşık 7 hafta içerisinde 1,5 aydan bir tık daha fazla bir sürede ki siz bunu tabii ki kendinize de yorabilirsiniz. Yani yorum yapabilirsiniz. 6 haftayı da düşürebilirsiniz. 1,5 ayda ne yaptın? 9. sınıfı böylelikle bitirmiş oldum ve önceki konuları da unutmadan. Bunu
Sonrasında 10 için, 11 için, 12 için yaparak arkadaşlar sarmal sistemde soru çözümünü mutlaka benimsemeniz lazım. Kaç kaynağa ihtiyacınız varsa arkadaşlar, en az 3 kaynağınız olsun ama 3 kaynak yetmeyebilir. Yetmediği zamanlarda yeni kaynak alın. Yani 3 kaynağı bitirmeden yeni kaynakları doldurmayın eve. Çünkü bu sizin motivasyonunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. 3 kaynağınız bitsin. 3 kaynağınız bittikten sonra başka bir 3 kaynaklı seri alarak devam edebilirsiniz soru çözümüne arkadaşlar. Evet, benim biyolojiye nasıl çalışmalıyızla ilgili söyleyeceklerim, aklıma gelenler şu anda bu kadar. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim ama güncelleme ihtiyacı hissettim. Umuyorum sizin için faydalı olmuştur. Bizleri sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın ki videolarımız daha çok kişiye ulaşabilsin. Kendinize çok iyi bakın, başarılar diliyorum arkadaşlar. Unutmayın ki bu stratejiyi benimsediğinizde, yani sarmal sistemde soru çözdüğünüzde ezber yapmadan biyolojik kalıcı hale gelecektir. Kendinize çok iyi bakın, başarılar diliyorum arkadaşlar.